Evet güzel bir konu tekrarından sonra elbette soru çözeceğiz. Ama çok soru çözmeye odaklanmamalısın. Senin derdin iyi ve yeterince soru çözmek olmalı. İyi soru bulmalıyız. Zamanın kıymetli. Eğer sınav kıvamında değilse bir soru, bir test onunla hiç o zamanı harcamaya gerek yok. İşin de iyi birini soru çözerken izlemek sana çok şey öğretecek. O soru çözülürken veriler nasıl kullanılıyor, seçenekler nasıl irdeleniyor, çeldiriciler nasıl eleniyor çok iyi gözlemelisin. Soru çözerken de çok şey öğreneceksin. Hadi başlayalım. Evet fiillerle başladık yine devam ediyoruz. Karma testlere başlıyorum şimdi. Öznenin yaptığı hareketi ya da nesne üzerinde gerçekleştirdiği işi bildiren fiillere kılıç fiili denir. Aşağıdakilerin hangisinde kılıç fiili yoktur? Bakalım. Dünevi yeniden düzenledik. Onu düzenledik şeklinde okuyabiliyorum. Cümlede de bir nesnesi var. Bu kılıç eylemi duvarları kapladılar derken cümlede nesnesi var. Kaldı ki onu sözcülü okuyabiliyoruz. Bir fiilin kılıç fiil olması o işin bir nesne üzerinde uygulanması demek. Yani bu sözcüğün bir nesneyle okunabilmesi demek. Bir fiilin nesneyle okunması ne demekti? Onu, bunu, şunu, seni, beni, ötekini, berikini vesaire. Yani nesne olabilecek herhangi bir kelimeyle bu fiilin bir arada okunabiliyor olmaz. Cümlede nesne olmak zorunda bile değildi. Ben şuralarda nesne gösterdim ama hiç bakmak zorunda bile değiliz. Söylemek, onu söylemek diyebiliyorum. Kırmak, onu kırmak diyebiliyorum. Çıkmak, onu çıkmak diyemiyorum. Bitti. Bu kadar. Yani bir fiil kılıç fiili değilse nesne almıyordur. Ve bir fiil kılıç fiili değilse ya durum bildiriyordur ya da oluş bildiriyordur. Ki buradaki çıkmak da bir durum fiili. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinde örneği yoktur? İsimden türemiş çekimli fiil. Hemen bakalım. İşte şurada bir tane yakaladım. Toptan toplaşmak gibi burada bir fiil var. Bir araya gelmek falan gibi, değil mi? Çok garip bir yerlere çekmeden sen ben hemen onu bir göstereyim. Şurada şimdiki zamanla çekimlenmiş bir fiil diyebilirim buna. O kişisiyle çekilmiş. Bir kişi eki göremiyorum ama mesele değildi bu. Sonra söyleyiş sırasında düşen ek fiil. Bakalım kararsız kül rengi bulutlar ne zaman yağacak yağmur? Hani nerede yıldırımlar, gök gürültüleri nerede? Nerede dir demeye çalışıyoruz. Bu dir yargısı burada bir soru sözcüğüne gelip onun bu soru zamiri bu arada bu onun cümlede yüklem olmasını sağlamış. Hatırlarsan direkt bir <laughs> ek eylemiyle ilgili bunu söylemiştik. Konuşamıyorum. Ee, bazen söyleyiş sırasında bu ek fiil düşebiliyordu. Sıfat fiil diyor. Hemen bakıyorum şöyle işleyen hançer derken şurada bir sıfat fiil ekiyle gerçekten de sıfat görevinde hançer isminin önünde bir sıfat fiil yakaladım. Haber kipi zaten şuradaki yor eki, şuradaki gelecek zaman eki bunlar işimizi gören şeyler. Ee, bakıyorum devamına. Evet birleşik zamanlı fiil diyor. Elimizdeki çekimli fiiller sadece bir kiple çekilmişler. Dolayısıyla bunlara birleşik zamanlı deme şansımız yok. Bunlar basit zamanlı fiiller. Hatayı burada D seçeneğinde yapmışız. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi? Ba fiil değildir. Şurada yere sererek derken var bir tane. Şurada gideli derken ele iki ile kurulmuş. Şurada ip, şurada da medenmadan kalıplaşmış bir ek demiştik hep. Peki neden B olmaz hocam? Çünkü yaşıyor sözcüğü aslına bakarsan şöyle oluşmuş. Yaş bir isim biz onu yaşamak yapmışız. Sonra üzerine şimdiki zaman kipini getirmişiz. Ve bir kişiye ki görünmese de aslında o kişisiyle okumuşuz. Dolayısıyla o yaşıyor derken şu daralmayla da birlikte biz burada bir çekimli fiil örneklemişiz. Bunun fiilimsi olma şansı yok. Aşağıdakilerin hangisinde fiil dilek kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir? Kapıcı istediğimiz her şeyi getirir. Burada geniş zaman var. Geniş zaman hangi kiplerden biri? Haber kiplerinden biri. Dolayısıyla mutlaka bu cevap olmalıymış. Diğerlerine bakalım. Keşke bu konuyu biz şöyle bir değerlendirsek. Burada dilek şart kipi var. Ondan sonra bana göre bu şiir ezberlenmeli mutlaka. Bir gereklilik kipi var. Şair Yalçın aldığı ödülü geri çevirsin derken şurada emir kipi var. Belli bir eki yok biliyorsun onun. El uzatma derken gene burada da bir emir kipi çekimi söz konusu. Ve bunların her biri birer dilek kipi. Hangisinde dilek kipi yok diye sormuştuk. Peki bu cümlelerde geçen altı çizili kelimelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen bakacağım. Şu kaydımla ilgili bir problem var mı ona bir bakayım önce. Hah hiç de sorun yok güzel. Vardır ek fiilin geniş zamanlı çekim, çekimlisidir. Aynen öyle. Her ozanın kendine özgü özellikleri vardır. Var sözcüğü burada olduğu gibi yok sözcüğünün karşıtı olarak kullanıldığı sürece bunlar birer isim oluyorlar ve cümlede bu şekilde yüklem olabilmek için bir ek eyleme ihtiyaçları oluyor. Tam da böyle. Bu dır ek eylemi de ek eylemlerin geniş zaman çekimi. Anlayabilmek birleşik fiil iken aldığı mastar ile isim fiile dönmüştür. Evet anlayabilmek bir fiildir. Şu haliyle çekimlenebilirdi bu. Fakat biz onu bir mastar ekiyle, mekme, iş, mayışmak eklerinden biriyle bir mastar haline yani isim fiil, eylem adı e, ad eylem dediğimiz fiilimsiye dönüştürmüşüz. Kolay değil ek fiilin olumsuzunu alarak yüklem olmuştur. Şurada kolay değil derken ek eylemin olumsuzunu değil edatıyla yaptığımızı biliyorsun ama belki şey soracaksın. Hocam iyi hoş da burada ek fiil falan yok ki nasıl olacaktı? Değil ve kolay gibi fiil olmayan sözcükler cümlede buradaki gibi eğer yüklem olmuşlarsa mutlaka ek eylem alacaklar ama biz söylerken ne yaptık sayacağız? Düşürdük sayacağız. Bu da doğru bir tespitmiş. Sonra sürecek gelecek zaman anlamlı bir çekimli fiildir. Mi diyor yoksa ondaki yaşam boyu sürecek öz nedir? Yaşam boyu sürecek öz acaba burası bir sıfat grubu olmuş mu? Olmuş. O halde burada bir sıfat fiil söz konusu. Bunu tam olarak böyle söyleyeceğiz. Haliyle buradaki ecek ekine de gelecek zaman eki deme şansım kalmıyor. Gelecek zamanlı bir çekimli fiil değil de sürecek bir sıfat fiildir demesi gerekirmiş. Nasıldır? Bir soru zamiridir ve ek fiil almıştır. Evet nasıl sözcü soru sıfatı olabilir, soru zarfı olabilir. Fakat buradaki gibi ek fiil yani bir çekim eki aldığında bütün soru sözcükleri gibi çekim eki aldığında bunlar niye dönüyordu? Zamire dönüyordu ve işte burada ne yapmış zaten? Ek fiil alarak bunu sağlamış. Devam edelim. Ortaçlar iyilik eki alarak da sıfat tamlaması oluşturabilir. Hangisine bu açıklamaya uygun bir... Biz ortaç arıyoruz ve üzerinde ne arayacağız? İyilik eki. Çok sık rastlanan bir durum değil. istisnai bir şey konuşuyoruz. Anlatacaklarım var dedi derken. E burada anlatacaklarım da anlatacağım sözler falan demek istiyoruz aslında. Burada bir sıfat fiil var. Ve iyilik eki de almış fakat bir sıfat tamlaması oluşturmamış. Biz istiyoruz ki buradaki gibi adlaşmış... Yazayım şuraya adlaşmış ortaç istemiyoruz. Ne istiyoruz mutlaka? Bir. Evet ezan okunuyor. Subhanallah. Evet. Yağmur'un söylediklerine bakmayın göz yaşındır size sunduğu derken şurada var bir tane gene. Bu da bir adlaşmış ortaç. Şuradaki gibi. Akşam yine akşam yine akşam bir sırma kemerdir suya baksam. Burada bir çekimli fiil var. Gittiğin gün Hayat durdu sanmıştım. Gittiğin gün ölümü yaşamıştım. Şuradakilere dikkat edelim. Şimdi bunlar gittiğin gün derken şuradaki isimlerin sıfatı gibi kullanıldılar. Güzel. Bir sıfat tamlaması kurdular. Ve şöyle oldu. Gitmek önce dik ekini aldı. Sonra gittiğin yani senin gittiğin. işte şurada bir iyilik eki söz konusu. Bizden istediği tam olarak buydu. Bir sıfat fiil iyilik eki alacak ve bir sıfat damlaması kuracaktı. Bunu istiyordu. Bu numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Birinci cümlede yüklem görevinde bir isim fiil vardır. Bakalım. Atatürk düşüncesinin özelliği bir fikrin doğru olduğu kadar insancıl olmasını şart koşmasıdır. Evet şunu 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 şart koşmasıdır derken büyük bir yüklem var. Fakat burada şart koşmak gibi bir fiili ben ma eki ile beraber bir isim fiile dönüştürmüşüm. Ve bu isim fiilde de ek eylem alarak yüklem olmuş. Bu doğru bir tespitmiş. İkinci cümlede ek fiilin geniş zaman çekimi örneklenmiştir. Ek fiilin geniş zaman çekimi sadece direk ile oluyordu. Bir bakalım var mı? Ne diyor? Fikirde ve eylemde gözleri sonuçlara dönük idi. E burada idi'yi kullanmış bu ek eylemin geçmiş zamanı imiş ile beraber değil mi? Burada geniş zaman diyerek bir hata yapılmış. Üçüncü cümlede çekimli fiil yoktur. Sonuç iyi ise fikir de iyidir. İyi ise ve iyidir derken ek eylem almış, adlaşmış sıfatlar var. Savaşın bile amacı zafer değil. Siz de bilirsiniz zaferin arkasındaki amaçtı. Bilirsiniz basit zamanlı bir fiil. Aynen öyle. Neden? Çünkü geniş zaman ve siz. Yani ikinci çoğu kişiyle çekimlenmiş. Beşinci cümlede birleşik zamanlı fiil cümleye koşul anlamı katmıştır. Şurada getirmeyecekse gelecek zamanın şartıyla çekimlenmiş bir fiil. Dolayısıyla biz bunu birleşik zamanlı bir fiil olarak alacağız ve cümleye ne anlamı katıyor? SSA olduğunda zaten koşul anlamı da katıyor. Bunlar da doğru tespitler olmuş. Evet zaman alan ama birçok şeyi yoklayan sorular. Bu cümlelerde geçen altı çizili kelimelerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yapılamaz? Şimdi yok ek fiille yüklem olmuş isim soylu bir kelimedir. Aynen öyledir. Sadece ne görmek gerekir? Aslında orada direkini almış o. Sonra o yoktur gibi okunur tabi bitişik okunursa. Fakat biz bu eki sonra ne yapmışız düşürmüşüz. Düşse bile ne var diyeceğiz burada bir ek fiil var. Söyleyeyim sözcüğü cümle içinde mutlaka oku sen. İstek kipiyle çekimlendiğinden zaman anlamı yoktur. Söylemek şurada işte iki kaynaştırmanın arasında bir istek kip eki olarak kullanıldı. Elbette bu dilek kiplerinden biri olduğu için burada zaman anlamı da yok. Bu da doğru bir tespit. Aklımdan geçmedi deyimleşmiş birleşik fiildir. Aklından geçmek geçmemek gibi şeyler bir deyimdir. Aynı zamanda bir fiil şeklinde kalıplaşmıştır. Bu ikisi olunca biz buna deyimleşmiş birleşik fiil diyoruz. Sonra tanısın emir kipiyle ve o yani üçüncü tekil kişiyle çekilmiştir. O tanısın diyoruz. Ve gelelim sonuncusuna. Onu bir cümle içinde okuyacağım senin için. Kendi merkeze beğendirmek niyetinde olsaydım özenir bezenir en gösterişli halimle Çıkardım karşınıza. Çıkar idim. Böyle okuyabiliyoruz, değil mi? Birleşik zamanlı türemiş bir fiil örneği diyor. İşte şurada geniş zamanın hikayesini görebiliyorsun. Fakat fiil burada sadece çıkmak halili kök halinde. Burada buna türemiş demek hata olmuş. Yoksa birleşik zamanlı diyerek doğru bir tespit yapmışız. Aşağıdakilerin hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur? Atalarımız bu topraklara 5 asır önce yerleşmişler. Geçmişte olan bir şeyi geçmiş zaman kipiyle anlatıyorsam demek ki kendi görevinde. Burada bir problem yok. Elif'in kursu yarın bitiyor derken gelecek zamanın yerine kullanılmış. Çünkü yarın diyor. Çocuk eğitimi dendiği zaman durup düşünüyor bir. Durup düşünür. Burada şimdiki zaman değil geniş zamanı anlatıyor biraz. Sonra tabi böyle kullanmasında bir sakınca yok. Ben hani çiziyorum karalıyorum ama görmeni istiyorum biraz. Her fırsatta üşenmeden ailesini arıyor, arar. Her fırsatta diyor çünkü geniş zamanı kullanmasını bekliyoruz sanki. İyi yazar kendini okuyucuya benzetecek, benzetmeli. Yani bunu yapmalı, etmeli vesaire gibi gereklediğin yerine kullanılmış. Oysa A seçeneğinde zaten geçmiş zamanı geçmiş zamanla anlatmışız. Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? Birinci cümledeki bulunuyor türemiş fiildir. Evet Bulmaktan bulunmak şeklinde biz fiilden fiil türetmişiz. Devamında sadece bir ünlü türemesi ve şimdiki zaman peki var. Ama türemiş bir fiil olduğunu söyleyebiliriz. İkinci cümledeki kestirmek bir isim fiil örneğidir. Biz kelimenin üzerinde mekmak mastar ekini yazıda görüyorsak Bazen hani sözcüklerin arkasından fiil olduklarını anlamak için mekmak telaffuz ediyoruz ama bunu yazıda görürsek evet o zaman bir isim fiil örneği oluyor bu. Tabi sözcük fiil anlamını korursa tamam mı? Yoksa hani işte eve gelirken ekmek al gibi bir örnekte mek eki var ama isim fiil değil de artık tamamen bir isim ortaya çıkartıyordu. Ona düşmeyeceğiz sadece. Üçüncü cümledeki aynı ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. Ek fiilin geniş zamanından kastımız nedir sadece? Dır, dir, eki. Bakalım sanatlar içinde durum aynı. Aslında burada ek fiil falan yok hocam diyeceksin ama ben de şöyle diyeceğim. Aynıdır demek istiyoruz. Söylenmese de varsayacağımız bir şeydi bu hatırlıyor musun? Dördüncü cümledeki bilemez yeterlik fiilinin olumsuzudur. Aynen öyle. Bilemez sözcüğünün olumlusu nedir? Bilebilmek. Bilebilir şeklinde kullanılması gerekir. Bu kurallı bileşiklerden yeterlik fiilidir. Bu da onun olumsuzu olmuş. Beşinci cümledeki güvenirsek koşul anlamlı bir zarf fiildir diyor. Sence, sence acaba güvenirsek bir zarf fiil mi? Yoksa geniş zamanın güvenir isek geniş zaman üzerine ise ve birinci çoğul kişi eki gelmiş. Biz buna geniş zamanın şartı birinci çoğul kişiyle çekilmiş bir fiil demeliyiz. Ortada bir fiilimsi falan yok. Yani koşul anlamlı kelimeler cümlede zarf tümleci olabilirler ama bu onlara zarf fiil oldukları anlamına gelmez. Bu dizelerde geçen altı çizili kelimeler arasında aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Birleşik fiil yakalamaya çalışalım. Şurada kalamazsın az önce konuştuğumuz şeye benziyor. Burada fiil kalabilmek. Kalabilirsin demeye getiriyoruz mevzuyu. Dolayısıyla iki fiil bir araya geldiği için burada bir kurallı birleşik fiil örneklenmiş. Haber kipi işte şurada gıcırdar derken gıcırdamak geniş zaman eki aldı. Şurada geniş zaman eki var. Sonra kalamazsın derken geniş zaman olumsuzu söz konusu. Dolayısıyla dolayısıyla buralarda haber kipi var. Yansımadan türemiş bir fiil diyor. Gıcırdamak hani gıç sesinden gıcırdamak şeklinde bir fiil türetmişiz. İsim fiil derken de düşmenin sırası yola düşmenin tabi burası. E, oradaki mema eki olumsuzluk eki değil bir isim fiil eki olarak karşımıza çıktı. Ek fiilin geçmiş zamanı yani Ek fiilin şurada nerede? Gıcırdar ise derken şurada ek fiilin şart çekimi var. Ama yalnızlıktır derken de geniş zamanı var. Fakat ek fiilin geçmiş zamanı dediğimiz idi, imiş gibi ekler hiç burada kullanılmamış. Dolayısıyla doğru cevap A olmalıymış. Evet karma fiil testleriyle devam edeceğiz tamam. Umarım bunlarda da fire vermiyorsundur. Görüşmek üzere hoşçakal.